şeyin köylüsümüz. Köylü hani yoldan geçemiyoruz şimdi. Yoldan geç, yarın hiç geçemeyeceğiz. Orada evden çıkamayacağız sonra. Evden çıkamayacağız şimdi geçemedik. Hiçbir şey yok ana şimdi geçemedik de evden çıkamayacağız bundan sonra ne olacak? Yani muhtemelen sonra evleri indirilme yani evleri yıkılma. Nereye gideceğiz biz 70 yaşından sonra? Evet. Vallahi biraz insaf olur insan, insaflı olur insanlar. Bu zehiri saçmak için memlekete. İnsaflı olur insan. İstemiyor zehir filan. Bunların hepsi vatan haini. Maden demek insanın hayatı demek mi? Para mı önemli? Zehir. Millet mi canı önemli? Para mı önemli? Sağlık mı önemli? Köylüyü bitirecekler bizi. İstemiyoruz Urayyum, istemiyoruz. Köyümüzü, tağımızı terk edin gidin. Terk edin gidin. İstemiyoruz sağlıklı yaşamak. İstiyoruz biz. Azıcık merhamete gelin. Köylüyü de düşünün. Ben de kentli olarak bir şey söyleyeyim. Ağrıma dokundu usulsüzlük dedi görevli arkadaşım. Asıl usulsüzlük çetsiz bu sondaj izinlerini vermek. Kaymakamın da o tip usulsüzlüklerde sağlığımızı, kamu yararını gözetmek için girişimde bulunması, memur olarak da gerekiyorsa yapması gerekirken burada zahmet edip diyelim yani bu kadar az kişiyiz aslında. Koskoca bir grup olarak keşke gelebilseydik, tehlike yaratsaydık. Tehlike meleke yaratmıyoruz, yolu kapatmıyoruz. 30-40 kişiyiz. Hiçbir şekilde kamu zararı yok. Tam tersi kamu zararı veren bir yere karşı gayret eden gayretkeş vatandaşlar var. Bizi korumakla yükümlü olduğunuzu düşünüyorum. Bizi desteklemekle, engellemekle değil. Kaymakam da kanuna dışı, kanuna aykırı bir usulsüz bir karar verdi. O kesin. Sizin de buna uymak zorunda olmanızı üzüntüyle sizin adınıza da karşılıyorum. Evet.